Madem öyle ne demeye geldin buraya? Git. Git anlat. Ne anlatacaksan anlat. Sen de şahitlik edersin acaba. El birliğiyle kazın kuyumu. Hünkârımıza ben değil, siz anlatacaksınız. Derviş Paşa'nın padişah katili olduğunu siz söyleyeceksiniz. Derviş'in sonu benim elimden olsun istiyorsun, öyle mi? Evet, ödeyeceğiniz bedel bu. Paşa'yı ölüme siz göndereceksiniz. Aksi halde hünkârımıza biz gideriz. O vakit sadece Derviş Paşa'nın bir padişah katili olduğunu açıklamakla kalmaz. Aynı zamanda size meftun olduğunu da söyleriz. Sultan. Yalvarıyorum size. Kösem Sultan'ın dediklerine kulak verin. Başka çıkar yol yok. Bırakın Derviş Paşa layığını bulsun. Siz kendinizi, hanedanımızın itibarını düşünün. Seni sadık bir adam bilirdim. Yazık. Ah acaba. Ölümün ihanetinden daha az üzerdi beni. İstediğini yapacağım. Lakin bana biraz zaman ver. Benim için kolay değil. Yarın akşama kadar vaktiniz var. Can. Sultanım. Sultanım dikkat edin. Heyecan bir kap getirir, midem çok kötü. Melike, koş hekim kadına haber ver, derhal buraya gelsin. Tamam. Kızlar bir kap verin size. Bunlara haber verdiniz mi? Verdik. Ne yediniz, ne iş? Suyun içine zehir katmışlar. Zehirlemişler. Nerede kaldı bunlar? Nerede kaldınız siz? Ne oldu? Sultanımızı zehirlediler. Eyvahlar olsun.
hanımıza bir şey olursa hepinizi mahvederim. Ecan sen başında kal. Hünkârımıza haber verip geleceğim ben. Sultanım, müsaadenizle. Sultanım, müjdeler olsun. Müjde mi? Sizi kıvrandıran zehir değil, gebesiniz sultanım. Sultanımız gebe. Hep Cennet Kalfa'nın işleri hepimizi telaşa düşürdü. Uf, nerede kaldı bu Cennet? Gelir birazdan sultanım. Gel. Cennet acaba kaybolmuş diyorlar. Bir tek acaba olsa iyi. Zülfikar Ağa'yı da zehirlemişler. Şimdi vaziyeti nasıl? Hüme aşağı sultan müdahale etmiş. Kömür suyu içirmiş. Lakin hayli kötü, iyileşmesi güç. Hüme aşağı sultan niye oradaymış ki? Vallahi hiç anlamadım. Zehirlendiğinde yanındaydı Zahar. Sultan. Hacı Ağa kayıp öldü diyorlar. Zülfikar Ağa da zehirlenmiş. İşittim. Mehmet Güray'ın da canını almış birileri. Allah rahmet eylesin. Hadi herkesi susturdunuz diyelim. Beni nasıl susturacaksınız? Akşam Hünkar oğlum daireme geliyor. Sen de gel. Ne anlatıyorsan anlat. Lakin bil ki seni tasvip edecek kimse yok artık. Ne siz ne derviş paşa kurtulamazsınız bu işten. Hünkârımız bu ölümlerin hesabını soracaktır. Soracaktır elbet. Lakin bizden değil. Safiye Sultan'dan. Zira üçünün de ortak düşmanı malum. Bence sen de dikkatli ol. Safiye'nin sonraki kurbanı olma. Artık ne yapacağız bilmiyorum sultanım. Bence siz de vazgeçin. Zinhar ispat edemezsiniz. Oyun mu yiyeceğiz Cennet? Yaptıkları yanlarına kâr mı kalsın? Felaket tellalı da geldi. Söyle bakalım Menekşe. Bu sefer kimin canı yandı? Sultanım, Halime Sultanımız sizi bekliyorlar. Muhakkak gelmeniz lazım. Hacı Ağa, şükürler olsun yaşıyorsun. Halime Sultanımız son anda yetişti. Çok şükür. Birinin taşın altına elini sokması gerekiyordu. O ben oldum Gözde. Hepimizi büyük bir dertten kurtardınız sultanım. İnşallah işe yarar. Yarayacak. Hiç endişeniz olmasın. Yarayacak. Neden beni görmek istediniz validem? İşitmediniz mi hadiseleri? Bu yüzden çağırdım aslanım. Bir olmalıyız. Birlikte olmalıyız ki Safiye Sultan bu vaziyetimizden daha fazla faydalanmasın. Kösem'i de davet ettim. Aramızda olanlara bir son vermek için. Lakin gelmedi.
Kimsem o gün bana söylediklerinizi kabul etmedi. Her şeyi sizin anlatacağınızı söyledi. Ne diyebilir ki başka? İnkar edecek elbet. Gel. Hünkârım, Valide Sultanım. Gel Kösem, gel otur. Biz de seni bekliyorduk. Nihayet geldin. Bağışlayın, geciktim. Şehzadelerimle meşguldüm. Zor günlerden geçiyoruz Kösem. Seni bu yüzden çağırdım. Zira artık haremde huzur istiyorum. Benim de tek arzum bu sultan. Gel. Eğer hünkârımıza hakikati açıklarsanız hepimiz huzur buluruz. Ne demek oluyor bu? Ne hakikatinden bahsediyorsunuz? Derhal izahat verin. Hünkârım, Derviş Paşa ile alakalı bilmediğiniz korkunç bir hakikat var. Öyle değil mi sultanım? Beni aslanımla yalnız bırakın. Bunu benden duysun isterim. Merhum baban. Sultan Mehmet Han. Abin Şehzade Mahmud'un canını kıydıktan sonra sıranın sana geleceğini biliyordum. Derviş de biliyordum. Kösem'in bahsettiği sır ne? Validem. Seni 5 yaşından beri kollayan, seni bir evlat şefkatiyle seven derviş. Senin hayatını korumak için büyük bir günah işledi Ahmet. Merhum Mehmet Han. Babanı zehirledi. Mecbur kaldığı için yapmış aslanım. Siz ne diyorsunuz valide? Yoksa baban abin gibi seni de öldürmeye çalışacaktı. Senin canına da kıyacaktı Ahmet. Mecbur kaldığı için yapmış aslanım. Thank you.
sultanım. Buraya kadarmış. Handan Sultan, cezasını çekmeyecek mi? Derviş Paşa'nın bir padişah katili olduğunu söylemek ona kaldı. Bu kadar mı sultanım? Derviş Paşa ile aralarındaki münasebetten hünkârımız haberdar olmayacak mı? Böylesi en münasebi. Hünkârımızın kalbi zaten yeterince kırılacak. Bari onu öğrenmesin. Gel. İşittiklerinden sonra iyi olmak, kuvvetli durmak zor biliyorum. Lakin seni böyle görünce benim de içim parçalanıyor. Sen ne zamandır biliyordun güzel? Yeni öğrendim. Andan Sultanımızın söylemesini istedim. Lakin validem Derviş Paşa'yı korumayı seçti. Dün gece de yaptığı buydu zaten. Şimdi anlıyorum her şeyi. Zülfikar bu yüzden zehirlendi. Mehmet Giray bu yüzden vuruldu. Hepsi sırrı saklamak için. Rabbim beni dostlarımdan sakınsın. Hadiselerden mütevellit söyleyemedim. Belki bir teselli olur. Hamileyim. Evladımız daha olacak. Hayal ettiğimiz gibi büyük bir aile olacağız. Vezir-i Azam Hazretleri. Söyle. Hünkârımız Tokat bahçesindeki av köşküne gitmenizi emretmişler. Nereden icap ettin? Bir malumatım yok paşam. Bana da bu kadarı söylendi. Sevinmedin mi? Sevinmez olur mu? Bahar yağmurları gibi ferahlattın içimi. Ruhuma inen karanlığı aydınlattın. Şehzademiz daha olacak. Ya da senin gibi gül yüzlü bir sultanımız. Ağlar. Haremde lokmalar dökülsün, altınlar dağıtılsın. Herkes işitsin, bilsin ki Kösem Sultan hamile. Emredersiniz hünkârım. Sultanım.
İskender. Zülfikar Ağa'nın başına gelenler malum. Ne zaman iyileşir, ayağa kalkar belli olmaz. Az evvel yanındaydım sultanım. Allah acil şifalar versin. Amin. Onun eksikliğini sen dolduracaksın İskender. Hünkârımızın yanında ol. Bu yüzden geldim. Hünkârımız beni emretmişler. Âlâ. Ne olur gözünü kulağını dört aç. Hünkârımız benim en kıymetli varlığım. Her şeyim. Onu gözün gibi sakın. İçiniz rahat olsun sultanım. Hünkârımızın yanına canım feda. Önüne bak. Bağışlayın sultanım. İskender çok iyi biri. Pek de yağız yiğit. Bence onunla evlenmek isterim. Yani onun gibi biriyle. Sen evvela büyü de. Osman'ım. Mehmet. Mehmet'im. Maşallah. İnşallah büyüyünce hünkârımız gibi kudretli, yiğit birer şehzade olacaklar. İnşallah. Onlara iyi bak Köse. Karnındakine de, onlara da iyi bak. Çünkü onlar hanedanımızın filizleri. İstikbali. Çok şükür hanedanımız büyüyor. Sofra hazır sultanım. Sen nereden geldin Köse? Kefalonya'dan mı? Çok uzun zaman oldu. Oradaki hayatım bir hayal gibi artık. Gözyaşı nedir bilmezdim oradayken. Sanki hep ilkbahardı. Hep yazdı. Annesinin bir tanesi. Babasının prensesiydim. Onlar nerede şimdi? Babam kollarımda vefat etti. Valideniz Safiye Sultan'ın emriyle. Sonra hünkârımızın müsaadesiyle mektuplar gönderdim. Annem de fazla yaşamamış. Kız kardeşim vardı. Melek yüzlü benim. Onu yanıma aldırmak istedim. Lakin ulaşamadım. Aslında bakarsanız bu defa bir kızım olsun istiyorum. Kardeşim gibi melek yüzlü bir sultan. Hayırlısı neyse olsun. Amin. Hünkârımız divanında kırmızı kaftan giyecek. Niyeti belli. Ne demek niyeti belli? Birinin katline ferman verecek. Derviş Paşa. Handan Sultanımızın da vaziyetten haberi var. Alelacele çıktı, mani olamadım. Derviş Paşa'nın yanına gidiyor. İkaz edecek ve kaçmasını söyleyecek.
Ne yapacağız sultanım? Hiçbir şey. Hünkârımız hükmünü verdikten sonra cihanın öbür ucuna kaçsa nafile. Derviş Paşa. Hünkârım. Ahalinin hakkındaki şikayetleri arşa çıktı. Rüşvet almışsın. Haksız yere topladığın vergilerle fukarayı biçare koymuşsun. Yahudi ahaliden aldığın kuyumların karşılığını vermediğin gibi şahsi borçlarını ödememişsin. Bunlar hepsi iftira. İzah edebilirim. Her şeyi biliyorum derviş. Her şeyi. İhanetini biliyorum. Ağlar! Hünkârım, son arzım baki. Ne olur kabul buyurun. Ölümüm celadın elinden değil, siz yüce hünkârımızın elinden olsun.
Thank you.